Bugün 23 Mart günlerden çarşamba 18.30 randevunuza hoş geldiniz sayın seyirciler. Akşam bültenine başlamadan önce bugünün notlarına göz atıyoruz. Neler yaşandı, neler konuşuldu? Kısaca notlarımızı paylaşalım önce. Türkiye'de gerçekleştirilen ve onlarca cana mal olan terörist saldırılar ne hikmetse dünyanın sadece kuru bir taziye mesajıyla geçiştirildi ama Paris'ten sonra Brüksel'de yaşanan saldırılar sonrasında dünya adeta ayağa kalktı. Maalesef Avrupa, Asya ve Amerika Brüksel'e yaktığı ağıtı Türkiye için yakmadı. Dost düşman ortaya çıkıyor işte böylece. Ancak biz Türk milleti olarak şunu net olarak söyleyebiliriz ki acılarımızla yaşamaya, acılarımızı sinemize çekmeye alışkınız. Ancak terör dünyanın neresinde olursa olsun bir insanlık suçudur. Bunu da herkesin kabul etmesi gerekiyor. Saldırıların ardından bugün Belçika'da neler oldu yaşandı. Ülke genelinde Türkiye saatiyle saat 13'te saygı duruşunda bulunuldu. Belçika meydanında yaklaşık 2000 kişilik bir kalabalık toplandı. Belçika Kralı Philip, Fransa Başbakanı Manuel Valls, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve komisyon üyeleri de katıldı. Terör saldırıları meydandaki 2000 kişi tarafından lanetlendi. Belçika'da gündem böyleydi. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de neler konuşuldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları gelmeye devam ediyor. Bazı milletvekillerine ait 49 dokunulmazlık dosyası daha Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunuldu. Aralarında HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarı Yıldız'ın da olduğu 49 başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Peki başka kimlerin isimleri var? Demirtaş ve Yüksekdağ'ın dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan. Yine İdris Balüken, HDP'li, AK Parti'den İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, yine CHP'den Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Samsun Milletvekili Hayati Tekin ve Ankara Milletvekili Haluk Koç gibi isimler de yer alıyor. Bu dosyalarla birlikte meclise gelen dokunulmazlık sayısı 507'ye ulaştı. Geçiyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Bugün Ankara ve İstanbul'daki son terör saldırılarını kınadı, taziyelerini iletti, geç olsa da. Rivlin İstanbul'da terör saldırısında hayatlarını kaybeden ve yaralanan İsrail vatandaşlarıyla ilgili konularda gösterilen özen ve ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin pazar günü kendisine taziye telgrafı gönderen Erdoğan'ı bugün telefonla aradı. Teşekkürlerini de iletti diye paylaştık. İsrail Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Taksim Beyoğlu'nda yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden İsrail vatandaşlarının naaşlarının nakli, ayrıca yaralanan İsrail vatandaşlarının tedavisi ve nakli konusunda gösterilen özen, itina ve ilgiden dolayı özel de teşekkürlerini ilettiği yine dipnot olarak düşünen bilgiler arasında. Günün en ilginç haberlerinden birini paylaşalım. Gaziantep'te yaşandı Nizip ilçesinde. Terör örgütü DAEŞ'e katılmak üzere Japonya'dan geldiği değerlendirilen bir kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Nizip ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Nizip Karkamış Karayolu'nda araç ve yayalar üzerine yaptıkları güvenlik kontrollerinde terör örgütü DAEŞ'e katılmak üzere Türkiye'ye geldiği değerlendirilen 24 yaşındaki Japonya uyruklu bir kişiyi bulunduğu araçtan indirip gözaltına aldı. Japon şahsın sosyal medya aracılığıyla Suriye uyruklu bir terörist tarafından ikna edildiği ileri sürüldü. Daha neler duyacağız bakalım. Sen kalk ta Japonya'dan Türkiye'ye gel, oradan terör örgütüne katılmak iste, yakalan tuhaf işler bunlar. MHP'de bir sürpriz gelişme oldu bugün. MHP'de genel başkanlığa sürpriz bir isim daha çıktı. Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ MHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı bugün. Özdağ bir süre önce MHP genel başkan yardımcılığı görevinden de istifa etmişti. Akşam saatlerinde düşen bir haber, Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmasında geçtiğimiz günlerde vefat eden Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Osman Yumakoğulları'na rahmet diledi. AK Parti teşkilatlarının 81 ilin 78 milyonun umudu olduğunu belirtti Davutoğlu.
Bu nedenle her fırsatta sizlerle buluşmaya, sizlerle hasbihal etmeye özel bir önem veriyorum diye başladı sözlerini. Konuşmasında başka güçlerin himayesine girenler, manda yönetimi isteyenler, bağımsız ve müstakil olabileceğimize inanmayanlar, taşeron örgütler, şiddet ve nefretten başka bir şey üretemeyenlerin hendekleri, çukurları, tuzakları, pusuları Türkiye'yi dize getiremeyecek ifadelerini kullandığı terör konusunda oldukça da sert mesajlar verdi Başbakan Davutoğlu. Fındıksız olmaz. Karadeniz bölgesinde yaşıyoruz. Karadeniz bölgesinde çok önemli bir kesimin tek geçim kaynağı fındık. Bugünkü duruma göz atalım. Aslına bakacak olursanız çok da değişen bir şey yok. Dilimize tüy bitti konuşa konuşa. Bugün de kimseden çıt çıkmadı. Gelin diyoruz, cevap hakkınızı kullanın diyoruz. Ama kimseden bir geri dönüş olmuyor fındık çevrelerinden. Haliyle hiç de iyi şeyler gelmiyor aklımıza hal böyle olunca. Peki fiyatlar ne alemde diyelim. Onları da çıkardım sizler için. Ordu'da bugün brüt fındık fiyatı, ticaret borsasının brüt mü net mi diye belirtmediği fındık fiyatı 9 lira 30 kuruş. Giresun'da net 10 lira. Fatsa'da net 9 lira 50 kuruş. Terme'de 9 lira 25 kuruş. Düzce'de net 9 lira. Ünye'de brüt 9 lira 25 kuruştan işlem gördü. Gördüğünüz gibi tablo aynı. Fiyatlar yine yerlerde. Fındık çevreleri serbest piyasa ekonomisi mazeretinin arkasına sığınıyor. Muhalefet milletvekilleri sadece konuşmakla yetiniyor. İktidar partisinin milletvekillerinin konuştuğu tek şey alan bazlı gelir desteğinin devam ettirildiği. Ne diyelim artık, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az demişler. Fındık böyle bir şey işte sayın seyirciler. Geçen akşam herkesi bağlayanları Allah'a havale etmiştik. Allah'ı nasıl bağlayacaksınız diye sormuştuk. Ona da cevap vermediler. Ben de çok merak ediyorum ne diyeceklerini, hep birlikte bekleyip göreceğiz. Sabahın erken saatlerinden akşamın bu saatlerine kadar TV2 Haber Merkezi nasıl bir gündem çıkardı? Onları ekranlara getireceğiz şimdi. Hadi başlayalım. Sayın seyirciler, bu akşam saatlerinde başkentte Ankara'da önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un organizasyonuyla bir araya gelen Ordu heyeti, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'la buluştu. Bakan Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ordu projeleri masaya yatırıldı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ankara'daki ordu heyetini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'la buluşturdu. Toplantının ana gündemi ise ordu projeleri oldu. Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş'un organize ettiği toplantıya ev sahipliğini ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım yaptı. Toplantıda Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un mega projeleri başta olmak üzere Ordu'da yapımı devam eden bazı projelerle Ünye Fatsa Altınordu Havzası'nda yapılması düşünülen projeler ele alındı. Ordu projeleri buluşmasına Kurtulmuş ve Yıldırım'ın yanı sıra Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile Ulaştırma Bakanlığı bürokratları katıldı. Toplantının ardından bir de akşam yemeği tertip edildi ve heyet görüşmelerini akşam yemeğinde de sürdürdü. Sayın seyirciler, taşeron işçilerin dört gözle beklediği haberi Başbakan Ahmet Davutoğlu verdi. AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada açıklamalarda bulundu. Ancak kararın kimleri, nasıl, ne şekilde kapsayacağı ise merak konusu oldu. Bazı iş sendikalarının kafasında soru işaretleri oluştu. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin taşeron işçinin ne şartlarda kadroya alınacağının da açıklanmasını bekliyor. Bakanlar Kurulumuz hiçbir ayrım gözetmeden, asıl ve yardımcı iş ayrımı yapmadan bütün taşeron çalışanlarımıza kamuda sözleşmesi personel olarak çalışma kararını aldı. Allah hayırlı mübarek eylesin. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı bu kararla birlikte taşeron işçiler bayram havası yaşıyor. Taşeron meselesi Türkiye'nin 81 vilayetinin gündeminde. Gidin ve anlatın o emekçi kardeşlerimize, deyin ki AK Parti hükümetleri her zaman olduğu gibi sizin alın terinizin, nasırlı ellerinizin hakkını vermeye kararlı ve hakkınız verilecek. Hiç tereddüt etmeden bunu söyleyeyim. Bu kadro beklentisi nihayetinde Başbakanımızın verdiği müjdeyle gerçekleşmiş durumda. Allah-u Teala devletimize zeval vermez. Yıllardır biz bu umutla yaşıyorduk. Bu umut nihayetinde gerçekleşti. Çok mutluyuz. Tüm Türkiye'de bu statüde çalışan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz.
herkese tekrardan hayırlı olsun diliyoruz. Bu çok müjdeli bir haber. Herkesteki sevinci görüyorsunuz. Herkesin hak etmiş olduğu bir kadroydu. Bundan dolayı tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok mutluyuz yani, tarifi yok bunun. Uzun zamandır bekliyorduk çünkü ben 8 yıldır taşeronum. 8 yıldır bekliyorduk yani, girdiğimiz günden beri bekliyorduk. Diyorum ya, bunun tarifi yok. Türkiye'de en çok tartışılan konulardan bir tanesi olan taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili kararı tüm yurtta sevinçle karşılandı. Ancak kararın kimleri nasıl kapsayacağı merak konusu oldu. Yapılan açıklamayı değerlendiren Tek Gıda İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Ali Öner, bu alımların ne şekilde alınacağının açıklanmasını istedi. İşte memur statüsünde mi, yoksa işçi statüsünde mi, ya da 4A, 4B, 4C gibi statülerde mi çalıştıracaklar, ne şekilde çalıştıracaklar, ne şekilde kadroya geçirecekler ve bunun çalışmasının ne zaman yapılacağı ve ne zaman bu kadrolaşmanın yapılacağı ile ilgili bir an önce insanlara doyurucu bilgileri verirse bakanlık ve başbakanlık bu konuyla ilgili ortadaki en azından belli şeyleri ortadan kaldırırız diye düşünüyorum. Çünkü insanlar şu anda gerçekten müthiş bir şekilde kadro bekliyor ve gerçekten bir bayram havası var. Ama yarın bu bayram havası sükutu hayale uğramaz. İşkur üzerinde çeşitli kurumlarda çalışan vatandaşların da kadro beklediğini söyleyen Ali Öner, bu kararın İşkur üzerinden çalışanları kapsamayacağını söyledi. Belediyelerin şu anda İşkur'dan aldığı işçiler bile kadro bekliyor. Ki görüşmelerde, konuşmalarımızda, işte yakınlarımızdaki insanlar devlet bize kadro verecek gözüyle bakıyor. Halbuki şu anda belediyelerin İşkur'dan almış olduğu insanların, kardeşlerimizin İşkur'da geçici istihdam adı altında çalıştırıldıkları, bunların kesinlikle kadrolu eleman olmadıkları bilinmesi gerekiyor. Yani bu arkadaşlarımız boşuna heveslenip kadro beklemesinler. Böyle bir olay olmayacak. Şimdi buna ilişkin herkes merakla bekliyor. Ajansların son dakika notlarına düşen birkaç tane başlığı paylaşayım sizinle. Yaklaşık 720 bin asıl ve yardımcı iş yapan taşeron personeli ilgilendiriyor bu mesele. Kamuda özel sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler. Çünkü konunun ayrıntıları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Konuya ilişkin tasarı ise 1-2 hafta içerisinde meclise gönderilecek. Güvenlik, temizlik personeli gibi yardımcı personel, Sağlık Bakanlığı'nda, üniversitelerde, yardımcı hizmetlerde çalışanlar, kamu idarelerinde hemşire, büro görevlisi, bilgi işlemci gibi asıl işleri yapanlar bu düzenlemeden yararlanacaklar. Ancak bugünkü düzenlemeden çok da farklı bir şey olmayacağı söyleniyor. Özel işletmeler kaldırılacak, yerine özellikle yerel yönetimin kurmuş olduğu şirketler devreye girecek. Şartlar aynı, iş aynı, maaş aynı. Bakalım ne gibi farklılıklar ortaya çıkacak. İlerleyen günlerde 1-2 hafta içerisinde netleşmiş olacak. Devam ediyoruz. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, 2. Abdülhamit zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz yolu, diğer adıyla Dere Yolu, 2017 yılında hizmete girmesiyle ihracat ve turizminde canlanması hedefleniyor. 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz yolunun 2017'de hizmete girmesiyle ihracat ve turizmin canlanması hedefleniyor. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Karadeniz-Akdeniz yolunun iki bölgeyi birbirine bağlayan en kestirme yol olacağını söyledi. Bu yol açıldığı zaman Karadeniz ve Akdeniz en kısa yoldan birbirine bağlanmış olacak, standart yüksek bir yolla. Bize yakın sayılabilecek komşu illerimiz var, Sivas gibi, hatta Kayseri. Adeta limana ve denize kavuşmuş olacaklar. Oradan buraya artık birkaç saatlik mesafeyle denize gelmiş olacaklarımız. Yolun ilk etabının Ocak ayı itibariyle açıldığını anımsatan Balkanlıoğlu, bu yolun en zor bölümü Ordu ve Sivas arasındaki güzergah. Yaklaşık 88 kilometresi Ordu sınırları içerisinde yer alıyor. Bu güzergahın da %88'i tamamlandı. %12 gibi az bir bölümü kaldı dedi. Ünyemize büyük bir liman projesi var. Konteyner limanı ve kruiz limanı şeklinde dizayn edilecek büyük bir proje. Şimdi Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler ve onların ihracat ve ithalat malları ile Akdeniz'de kıyısı olan ülkeler ve Türkiye'nin Akdeniz'inde üretilen ve
Karadeniz'de kıyısı olan ülkelere ihracatı yapılan ürünler en kestirme yolla bu limana ulaşacak. Ticari potansiyel artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dakikalar önce Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Bir son dakika açıklaması var, onu paylaşalım. Belçika'daki saldırılara ilişkin önemli bir detay diyebiliriz. Belçika'daki terör saldırısıyla ilgili önemli bir detay verdi diyelim. Brüksel'deki teröristlerden bir tanesini daha önce Gaziantep'te yakalayıp sınır dışı ettiğimiz teröristtir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşmış olduk. Ordunun Ünye ilçesine gideceğiz. Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada maalesef bir kişi yeğenini vurarak öldürdü. Ünye ilçesi Yüceler Orta Mahallesi mevkiisinde Cafer Ç ile yeğeni Ahmet Ç arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer Ç tabancayla yeğeni Ahmet Ç'yi başından vurdu. 50 yaşındaki Ahmet Ç olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Cafer Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Fatsa'dan bir haber paylaşalım. Fatsa'da iki apartmanın merkezi ısıtma sistemindeki kalorifer kazanının patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin üstünde bulunan katında zemini çöktü. Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki apartmanın ısıtma sistemindeki kalorifer kazanının patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Şimdi annem falan vardı. Çocuklar? Çocuklar vardı. Çocuklar vardı. Patlama olduğu esnada başka bir odadaydı. Yani oturma odasındalardı kendileri. İlçeye bağlı Ayazlı mahallesindeki bir sitede bulunan 15'er katlı iki apartmanın merkezi ısıtma sistemindeki kalorifer kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin üstündeki beton zemin çökerken dairelerin cam ve çerçeveleri parçalandı. Kimsenin yani bu caddede çocukların olmaması büyük bir felaket olmadı. Patlama sonrası çıkan yangın Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda cam çerçeve parçalarının isabet ettiği ve dumandan etkilenen Cemal ve Muhammed Sağlık ile İbrahim ve Sevilay Ergün ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tam dedim, merdiven kaçırken ses gelmiş. Ses gelince bir daha yattım dedi. Yani iki dakika daha önce olsa belki kaliberci hep kaybedecektik. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yıllarca çalışıyorsunuz, bu çalışmanın ardından emekli oluyorsunuz, emekli maaşınız bağlanıyor ama geçim derdi bitmiyor. Emekli olmanıza rağmen yeniden çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu yüzden de emekli maaşından devlet %10'luk bir kısmı da kesiyordu. Şimdi bu yeni yapılan kanunu düzenlemeyle Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerin destek primi kesintisini kaldırdı. Böylece çalışan emekliler artık maaşlarını o %10'luk kesintisiyle birlikte alacak, bir nevi de %10 zamla alacak. Ticari faaliyette bulunan emeklilerden %10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılıyordu. Kabul edilen yasa ile çalışan emeklilerin maaşından kesilen %10'luk kesinti kaldırıldı. Böylece çalışan emekliler artık maaşlarını %10 zamla alacak. Biliyorsunuz kamuoyunu çok yakından takip ettiği emeklilerimizin, ticari faaliyette bulunan emeklilerimizin maaşından geçen yıl %15 iken geçen yıl %10'a düşürüldü. Maaşın %10'u sosyal güvenlik destek primi olarak kesilmekteydi. Bu uygulama son düzenlemeyle birlikte yürürlükten kaldırıldı. Ticari faaliyette bulunan emeklilerimizden hiçbir şekilde sosyal güvenlik destek primi adı altında bir kesinti yapılmamaktadır. TV52 mikrofonlarına açıklamada bulunan Ordu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, yeni düzenleme ile ilaç ve muayene katılım payı dışında emekli maaşından hiçbir kesinti yapılmıyor dedi. 6183'e göre çıkabilen kesintiler hariç, onlar kendi kişinin borcuyla ilgili konular hariç, ilaç ve muayene katılım payından başka hiçbir kesinti emekli maaşından yapılmamaktadır. Günay, 2015 Temmuz ayından 2016 Şubat ayına kadar emekli maaşlarına en az 270 TL zam yapılmış olduğunu belirtti. 2015 yılı Temmuz'undan 2016 Şubat ayına kadar toplamda seyyanın ödenen zamları da hesap edersek 100 artı 100 artı enflasyon farkı artı
yılbaşındaki %'lik zamla birlikte 270 lira en az 270 TL emekliye zam yapılmış oldu. Emeklinin cebine 270 TL en az ama. 270 ile 650 arasında değişiyor. Bir kaynak daha emeklinin cebine girmiş oldu. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 20 HDP'li milletvekili hakkında Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 22 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Adalet Bakanlığı tarafından aralarında HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 20 HDP milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan 22 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Benim için dokunulmazlık tamamen tümün hepsinin kaldırılması. HDP'lerinki kaldırılması yetmez ki bütün milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığının dışındaki dokunulmazlığın tümünün kaldırılması taraftarıyım. Çünkü milletvekilliği yapmış olduğu süre içerisinde kendilerine ayrılık olduğunu zanneden veya öyle düşünen milletvekilleri A'dan Z'ye aklımıza gelecek her türlü şeyi onu şey yapabiliyor, suistimal edebiliyor. Cumhuriyet savcılarının Demirtaş ve HDP'li diğer 19 milletvekili hakkında çeşitli suçlardan dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırladığı 22 fezleke Adalet Bakanlığı tarafından Başbakanlığa iletildi. Gönderilen fezlekeler arasında Demirtaş hakkında 3 ayrı dosya bulunuyor. Canlı bomba taziyesine giden Tuğba Hezer Öztürk ile Pervin Buldan, Faysal Sarı Yıldız ve Osman Baydemir'in fezlekeleri de Başbakanlıkta. Kim suçlu? Derhal kaldırsınlar. Bana sorarlarsa sabah bırakmadan akşamdan kaldırsınlar. Şu anda canımızı yakan HDP'li milletvekilleri olduğu için onun yandaşları diyelim. Onlar ya canımızı yaktıkları için ilk önce canımızı yakanların canlarını yakmak istiyoruz. Bu yüzden de ben birebir istiyorum kaldırılmalarını. Türk HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için ben uygun buluyorum. Bence kaldırılsın. Bu ülke için çalışmayan milletvekili olabilir, kim olursa olsun. Hatta vatandaşlıktan bile çıkarılmasını ben isterim. Dokunulmazlık konusunu değerlendiren CHP Ordu İl Başkanı Avukat Atilla Şahin de bizim alnımız ak dedi ve CHP'nin tüm milletvekillerini kapsayan bir dokunulmazlıktan yana olduğunu vurguladı. Biz hazırız. Hiç sorun değil. Yargılanması gerekenler de yargılansın. Alnımız ak. Hiçbir şeyden de korkmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri yargı önünde hesap vermeye hazır. Bakın bir il başkanı olarak, genel başkanın doğrudan temsilcisi olarak genel başkan adına bunu söylüyorum. Çok net. En ufak bir tereddüt yaşamıyoruz bu konuda. Ama samimi olsunlar. Bence sadece HDP'li vekillerin teröristlere yardım edenlerin dokunulmazlığı kalkmalı. Ve bu konuda bir işlem muhakkak yapılmalı. Sonuçta ülkemize ciddi bir olay var ve bu olaylara bir çözüm getirilmeli. Çünkü artık ülke kan ağlıyor. Kan ağlıyor bir durumda. Yani şu an düşünüyorum benim çocuğum olsa askere gönderir miyim? Ki göndermek istemem diye düşünüyorum. CHP'li Şahin dokunulmazlık konusunda hükümeti samimi olmaya davet etti. Bakın diyorlar ki evet olabilir. Diğer milletvekillerinde dokunulmazlığı kaldırılabilir ama bunun sırası şimdi değil daha sonra. Ya bu sıra ne demek? Sıra ne demek? Eğer bir milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılıyorsa kaldırılır. Bütün milletvekillerinin kaldırılır. Tek bir gen soruyla hepsi halledilebilir. Hepsi halledilebilir. Hiç sorun değil. Bu çok net ya. Bunu ya öyle olsa da böyle olsa da bu tür dolambaçlı yollara gerek yok. Çünkü ülkenin gündemi çok hızlı değişiyor. Bugün 2-3 tane HDP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı deniyor. Kaldırılsın. Hiç sorun değil. Bakın hiç sorun değil. Teröre yardım ve yataklık yapıyorlarsa evet kaldırılmalıdır. Bu konuda bir tereddüt yaşamıyoruz zaten. Ama 2 ay sonra ülkenin gündemi bambaşka konulara gidecek. Ve AKP iktidar o zaman tabii ki onların oyları daha fazla olduğu için hayır efendim bu dönemde gerek yok derlerse biz ne yapalım? Çünkü daha önce örneklerini gördük. Evet biz önerge veriyoruz. Onların oylarıyla reddediliyor. Hayır söylüyoruz. Eğer dokunulmazlık kalkacaksa
bütün milletvekilleriyle ilgili kaldırılmalıdır. Evet. Ama kendisinden korkusu olanlar maalesef buna çok hazır değiller. Hepsini kalkmalı bence. Pek siyasetten anlamam ama bence hepsini kalkması lazım. Peki HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum tabii. Tabii ki olsun yani. Nedir bak gezemiyorum ben bile. Ben de lösemili çocuklar için çalışıyorum böyle. Gördüğün gibi valla etrafıma bakınıyorum korkudan. Hepsini kalksın, herkes ayıklansın yani. Değil mi? CHP İl Genel Başkanı Avukat Atilla Şahin, siyasi ahlak yasası ve kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılan bir dokunulmazlık olursa meclisteki vekil sayısında da değişimler yaşanabileceğini belirtti. Siyasi ahlak yasası ve kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılan bir dokunulmazlık olursa milletvekili sayısında azalma olur mu bilemem. Oradaki fezlekeler, ben biliyorum ama oradaki fezlekeler gündeme geldiğinde ortaya çıkar. Bizim bu konuda bir tereddütümüz yok. Biz rahatız. Rahat olduğumuz için bunu söylüyoruz zaten. Ama acaba iktidar partisinin milletvekili sayısı ne olur? Açıkçası ben de çok merak ediyorum yani. Evet. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler olarak da belirtilen 40 meslekte çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu getirildi. Mesleki yeterlilik belgesi için başvurularsa 26 Mayıs'tan itibaren başlayacak. Düzeltiyorum, 26 Mayıs'ta son bulacak. Ahşap kalıpçısı, alçı leva uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, alüminyum kaynakçısı, bacacı, betonarme demircisi, betoncu, çelik kaynakçısı, direnç kaynak ayarcısı, doğalgaz, altyapı yapım kontrol personeli, doğalgaz çelik boru kaynakçısı gibi tam 40 tehlikeli meslek grubu içerisinde çalışanlar mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak zorundalar. Geçtiğimiz günlerde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre toplam 40 tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirtilen mesleklerde çalışan işçilerden mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişilerin bir yıl sonra çalıştırılmasına izin verilmeyecek. Ordu İş Kur Müdürü İsa Kaymak, mesleki yeterlilik belgesi almak için çalışanların bir an önce başvuru yapmaları gerektiğini söyleyerek, mesleki yeterlilik belgesi alınması adına da İş Kur Müdürlüğü tarafından eğitimlerin verildiğini belirtti. 40 meslekte mesleki yeterlilik sertifikası olmayanların bir yıl sonrasında bulundukları o işlerde çalıştırılmamaları, çalıştıklarında da işverene ceza uygulaması yolunda bir tebliğ yayınlandı. 40 meslekten yola çıkılarak sanatçıya müracaat etmek gerekiyor. Bunun öncesinde eğitim almak için de bize müracaat edebilirler. Eğer 10 ve daha fazla çalışan, iş yeri çalışanları, işverenler bizimle görüşme yaparsa bu konuyla ilgili biz kurs vermeye ve arkasından da sertifika ön hazırlığı yapmaya hazırız. Kaymak ayrıca 40 tehlikeli meslek grubunda çalışanlara da sertifika almaları konusunda yardımcı olduklarını sözlerine ekledi. Sertifika için akredite edilmiş kuruluşlara müracaat ediyorlar. Daha sonra sınavlara girip mesleki yeterlik sertifikasını alıyorlar. Buradaki belgelendirme ve sınav ücretleri tamamen işsizlik fonu tarafından, işkur tarafından ödeniyor. Herhangi bir maliyeti işverene veya çalışana söz konusu değil. Onun için de zaman daraldı, çok az bir süre var. 26 Mayıs itibariyle bu süre bitmiş olacak. Bundan sonra iş yeri teftişlerinde teftişten gelen müfettiş arkadaşlarımız gittiği zaman oralara iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin yanında çalışanların mesleki belgesinin olup olmadığına da bakacaklar. Mesleki yeterlilik belgesi almak için son başvuru tarihi ise 26 Mayıs 2016. Sayın seyirciler, Altınordu Belediyesi Nikah ve Evlendirme Memurluğu Yeni Mahallede bulunan yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Nikah ve Evlendirme Memurluğu'nun yeni yerine taşınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Tekintaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bundan sonra bu hizmeti almak isteyen, nikah yaptırmak isteyen ve geleceğini mutlulukla sürdürmek üzere adım atmak isteyen çiftlerimizi buraya bekliyoruz şeklinde konuştu. Bugüne kadar hizmet verdiğimiz alanda hizmet alıp nikah yaptırmış olan, evlenmiş olan tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Tabii eski bulunduğumuz alanın Büyükşehir Belediye'mize ait olması ve o alanda da farklı bir işlem yapılması dolayısıyla biz alanı değiştirmek durumunda kaldık.
belediye binamız yakın süre içerisinde hizmete giriyor. Dolayısıyla belediye binamızda milletimize çok yormadan Altınordu Belediye'mizde hizmet alanların daha mutlu olabilmesi için mevcut kendi binamız içerisindeki bir bölgeye şimdilik geçici olarak taşındık. Çok özel bir mekanı inşallah yeniden inşa edeceğiz. Evlendirme memurluğumuz içerisinde küçücük bir nikahların yapıldığı mini salonla beraber hizmet vermeye başlayacak. Daha sonra özel mekanlar oluşturacağız ama bu süre içerisinde de şimdi bulunduğumuz alan yeni mahallede belediye binamızın yapılmakta olduğu alanın içerisindeki bir noktada. Dolayısıyla bundan sonra bu hizmeti almak isteyen, evlenmek isteyen, nikah yaptırmak isteyen ve geleceğini mutlulukla sürdürmek üzere adım atmak isteyen tüm gençlerimizi, tüm evlenmek isteyenleri buraya bekliyoruz. Şimdi Burcu Hanım'a diyoruz ki bunu Burak'a verelim. Ben olsam da. Peki o zaman bunu Burcu'ya verelim. Değil mi? Öbür hediyeyi sen al. Burak'a. Yaşanan don ve soğuk havalar pazardaki meyve sebzeleri de vurdu. Kar yağışlarından dolayı sebze az gidince fiyatlar adeta uçtu. Kar ve buz piyasaya tüketecek sebze meyveyi çıkartmayınca tezgahlardaki fiyatlar da tabii ki halkı üzdü. Özellikle kuru soğan yemeklerin vazgeçilmezi. Soğan zaten gözleri yakıyordu ama şimdi de 2,5 ile 3 lira arasında değişen fiyatlarıyla cep yakıyor. Sarımsak, dolmalık biber, limon. Bunlar 2016 yılının ilk 3 aylık diliminde zam şampiyonu oldu. Çarşı pazarda fiyatıyla vatandaşın elini yaktı. Evet, soğan 2,5! Soğan fiyatlarında yaşanan baş döndürücü yükseliş hem vatandaşları hem de satıcıları olumsuz etkiledi. Nasıl gidiyor işler? İşler şu anda zayıf. Zayıf? Evet. Neden? Fiyatlardan pahalı. Evet, fiyatlardan dolayı zayıf. Soğan pahalı ama patates ucuz, patates de satılmıyor ucuzluktan, bolluktan dolayı. Soğan 2,5 lira. Şu anda 2,5 toptan şu anda halde. Hı hı. Bugün elinde kalma soğanlar 2,5 lira ya. 2,5 lira. Soğan niye bu kadar pahalı? Soğan niye bu kadar pahalı? Bu sene kurak gittiğinden dolayı soğanlarda hastalık oldu. Hı hı. Azalma oldu. Azalmadan dolayı pahalandı yani. Yani rekor kırdı. Evet, bu sene rekor kırdı. Peki vatandaş alabiliyor mu soğanı? Alacak olan alıyor yani. 10 kilo alacakken 4 kiloluyor, 2 kiloluyor. Yani bütçesine göre. Yani yarıya düştü evet, alımlar. Evet. Havalar ısınınca pazar tezgahlarında pek çok sebzenin fiyatları düşünce soğanın fiyatı tavan yaptı. Türk mutfağında en çok kullanılan malzemelerden olan ve hem yemeklerin hem de sofraların vazgeçilmezi soğan hem göz yakıyor hem de cep yakıyor. Şimdi soğan olayında şöyle bir olay var. Ülkede bir kere insanların menfaatini düşünen kimse kalmadı. Bu soğanın stokçuları var. Soğanın stokçuları soğanı stok yapıyorlar. Haliyle bu fiyatlar yani insanları düşünen olmadığı için bu halde. Normalde ülkemizde soğan yok diye bir şey yok. Soğan var normalde ama bir iki tane aracı, bir iki tane tüccar bu işten fazla hani ekmek yiyeceğim veyahut da böyle para kazanacağım diye insanlara sırtına bunu vuruyorlar. Başka bir şey yok. Vatandaş yani. Alabiliyor mu soğanı? Vatandaş alamıyor. Vatandaş nasıl alsın? 2,5 lira soğanın kilosu. 4 kilo soğan 10 lira. Ben 3 kişilik bir çekirdek aileyim. 4 kilo veyahut da 3 kilo soğan benim evime bile bir hafta yetmediği zaman oluyor. Ne yapsın vatandaş? Yemeklerde bol bol kullanıyoruz. Soğan bu sonuçta hani her yemeğe katılan bir şey. Dediğim gibi yani her yemekte kullanılan bir şey. Bunu şimdi vatandaş 2,5 lira verdikten sonra 4 kilo soğan alacak, 10 lira para verecek. Daha nasıl geçim olacak ki memlekette ya? Kasım, Aralık ve Ocak aylarında toptan fiyatı 1,5 liraya, market fiyatı da 2,5 liraya kadar çıkan kuru soğan Mart ayının son günlerinde rekor kırdı. Fiyatlar nasıl sizce? Çok pahalı ya. Cep yakan soğan fiyatları vatandaşların alımını da yarı yarıya düşürdü. Soğanların yenisi çıkmak üzere, eskisi de az kaldığından dolayı böyle pahalandı işte. 2,5 lira. Ya 2,5 lira. Vatandaş peki alabiliyor mu? Ya 1 kilo, yarım kilo işte satıyoruz. Evet, soğan 2,5! Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, üreticilerin beklettiği ürünlerinin tamamını alacak güce sahip olduklarını belirtti. Bütün üreticilerimizin ürünlerine talibiz diye konuştu. Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Fisko Birlik olarak üreticinin elindeki fındığa talip olduklarını söyledi. Yani biz hakikaten ciddi bir zor bir süreçte, hakikaten sıkıntılı bir zamanda bu işe talip olduk. Bayraktar yaptığı açıklamada kurum olarak sezon başından bu yana 10 bin tonun üzerinde fındık satın aldıklarını anlatarak, şu anda üreticilerimiz fiyat beklentisinden dolayı ürünlerini pazara indirmek istemese de kurum olarak her daim fındık alacak güce sahip olduğumuzu duyurmak isterim.
Kapılarımız bütün üreticilere açık. Fisko Birlik, üreticilerimizin hizmetinde ifadelerini kullandı. Şu anda birçok manav ve tüccarın fındık alımı noktasında tereddüt yaşadığına işaret eden Bayraktar, bazı manavların ürün alamadıklarını duyuyoruz. Çünkü piyasada bir belirsizlik söz konusu. Yaşanan bu belirsizlik karşısında sezonu kapatan tüccarlar oldu diye konuştu. Bayraktar, Fisko Birlik olarak piyasanın 30-40 kuruş üzerinde fındık alımı yaptıklarını dile getirerek, ödemeleri ise peşin yapıyoruz. Üreticilerimize çağrımız, satmak istedikleri ürünlerini kurumumuza getirebilirler. Üreticilerimizin beklettiği ürünlerinin tamamını alacak güce sahibiz. Bütün üreticilerimizin ürünlerine talibiz değerlendirmesinde bulundu. Geçen hafta Doğu Karadeniz'de hava sıcaklığındaki ani düşüş ve bazı yerlerde kar yağışının etkili olması sonrası don yaşandığını kaydeden Bayraktar, Fisko Birlik olarak zirai donun etkilerini araştırıyoruz. Ekiplerimiz sahada inceleme yapıyor. Bizim de ilk tahminlerimiz özellikle Karadeniz'in doğusunda yer yer kısmi zirai donun olduğu yönünde. Ancak zirai don fındığa ne kadar hasar verdi tam bilemiyoruz. Ekiplerimizin raporunu bekliyoruz, dedi. Bayraktar, yeni sezonda Batı Karadeniz'de fındığı bol beklediklerini ancak aynı şeyi Doğu Karadeniz için söyleyemeyeceğini belirterek, bazı yıllarda fındık yeterince doğuş yapmayabilir. Yeni sezonda Batı Karadeniz'de oldukça fazla ancak Doğu Karadeniz'de çok az fındık olmasını bekliyoruz. Uzmanların da görüşleri bu yönde, dedi. Altınordu Belediyesi fen işlerine bağlı ekipler Şirinevler Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması öncesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Bucak Mahallesi, Subaşı Mahallesi, Şahincili mahallelerimizde yaptığımız çalışmalardan sonra Şirinevler Mahallemizde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye konuştu. Şirinevler Mahallesi'nde yapımına kısa süre içerisinde başlanacak olan sıcak asfalt çalışması öncesi mevcut yolda altyapı çalışmaları Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor. Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Şaşmaz ve Fatih Evli yerinde inceledi. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde sıcak asfalt için çalışmaların devam ettiğini belirten Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Bucak Mahallesi ve Şahincili mahallelerinde yapılan çalışmaların ardından Şirinevler Mahallesi'nde de çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bucak Mahallesi'nde, Subaşı Mahallesi'nde, kısmen Şahincili Mahallesi'nde yaptığımız çalışmalardan sonra Şirinevler Mahallemizin mümkün olduğunca ara sokakları, çok sıkıntılı olan bölgeleri, gerçekten fark eden uzanmış milletin standardı yüksek bir asfalta kavuşma projesini sürdürüyoruz. Hedefimiz bundan sonraki yaptığımız çalışmalara örnek olacak şekilde altyapı düzeni oluşturabilmek. Zaten başlığında söyledik. Bu bölgelerde parkeye bırakmayacağız. Tamamını asfalta dönüştüreceğiz. Kaldırımları basıp batığına çevireceğiz. Yağmur suyu toplamalarını gerçekleştireceğiz ve huzurlu bir ortamda milletimizin yaşamasını sağlayacağız. Sayın seyirciler, Ünye Belediyesi tarihinin en yüksek bütçeli ihalesi olan Sosyal Yaşam Alanı projesinde ihalenin sonuçlanmasının ardından firmayla sözleşme imzaladı. Ünye Belediyesi tarafından eski belediye sineması ve kültür sarayı binalarının olduğu alana yapılacak olan Sosyal Yaşam Alanı projesinde ihalenin sonuçlanmasının ardından başkanlık makamında imza töreni düzenlendi. İmza törenine Belediye Başkanı Ahmet Camyar, Belediye Başkan Yardımcıları, Ünye Belediye Meclis Üyeleri ve ihaleyi alan firmanın yetkilileri katıldı. Yani 270 milyarın yarısını biz tahsil edebiliriz. Ünye Belediyesi tarihinin en yüksek bütçeli ihalesi olma özelliğini taşıyan projenin 20 ayda bitirilerek hizmete sunulması planlanıyor. Belediye Başkanı Ahmet Camyar, imza töreni öncesi ihale süreciyle ilgili bilgi verdi. Alanla ilgili 6 tane firmamız dosya aldı, 3 tanesi teklif sundu. 3 tekliften 2 tanesi gerekli yeterlilik koşullarını taşımadığından dolayı ihale dışı bırakıldı. Bir tanesi hem ihale zarfı usulüne uygun hazırlanmamış hem de yeterlilik koşulunu taşımıyordu. Bir tanesi de yine teminat mektubunu tevdi etmediği için ihale dışı kalmıştı. Mevcut firmamızın bir iş bitirme güncellenmesi yapılması gerekiyordu.
Valilikten, Ordu Valiliğimizden gerekli yazışmayı yaptık. Başkan Çamyar, ihale şartnamesinin içerisinde alana gidiş ve gelişte kullanılmak üzere bir araç olması gerektiğini hatırlatarak sözleşme öncesi firma yetkilisinden bağış istedi. Biz tabii ki şu anda koşullar burada oluşmuş vaziyette. Tamamen bu iş adamımızın gönlüne kalmış olan bir durum. Ancak biz bir bağış istiyoruz iş adamımızdan sözleşme öncesinde Ünye Belediye'mize. Şahsımıza değil, Ünye kamuoyu buraya yapacağınız yatırım için şimdiden size müteşekkir. Başkan Çamyar'ın talebinden sonra söz alan firma yetkilisi Dursun Çivici ise elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum diyerek Başkan Çamyar'ın talebine olumlu yanıt verdi. Biz, ben aslen Ünye'liyim, Ünye'de doğdum ve büyüdüm. Belediyemizin sorunları aynı zamanda bizim sorunlarımızdır. Sizin belediye adına istemiş olduğunuz her şey bizim için bir emir telakki etmektedir. Elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söz veriyoruz. Sayın seyirciler, Türkiye'nin genç nüfusu ile ilgili övünme zamanları geride kaldı. Çekirdek aileler kentli hayata ayak uydurmak için az çocuğu tercih ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocukta ısrar etmesi ülkemize de alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Öyle ki Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılına ilişkin istatistiklerle yaşlılar çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ülkede 65 ve daha yukarı yaş 6.495.239 kişi bulunuyor. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il ise geçen yılda olduğu gibi, bir önceki yılda olduğu gibi Sinop oldu. Karadeniz bölgesinde ise yaşlı nüfus sıralamasında ipi göğüsledi diyebiliriz. Kendini kaç yaşında hissediyorsun? Allah'ım ne çekiyor, 15 yaşındayım. Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılına ilişkin istatistiklerle yaşlılar çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ülkede 65 ve daha yukarı yaşta 6.495.239 kişi bulunuyor. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı 2014'te %8 iken geçen yıl %8.2'ye yükseldi. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il %18.1 ile Sinop oldu. 88'e girdim. 88, maşallah çok iyisiniz ama. Benden sağlamsınız. Şükür Allah bugünümüze. Ben yaşlandım tabii. Ama kendinizi genç hissediyorsunuz herhalde. İyiyim, benim 66 yaşında oğlum var ya. Dünya nüfusunun 2015'te %8.5'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk 3 ülke sırasıyla %30.4 ile Monaco, %26.6 ile Japonya ve %21.5 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı. Türkiye en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sıralamasında 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı. Siz kaç yaşındasınız? Ben 70 yaşındayım. Peki kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz? Kendimi 20 yaşımda hissediyorum. 20 yaşında? 20 yaşında, ne evet. Güzel, benden kendim de genç. Delikanlılar daha çocuk yapmadığı için. Delikanlılar çocuk yapmadığı için? Yapmadı, bir tane. Şimdi benim 5 tane oğlum var. Benim oğullarımın da birer tane oğlu var. Yani artık genç nesil çocuk yapmıyor. Genç nesil çocuk yapmıyor. Bunun için diyorsun. Bunun için. Yaşlı nüfusunun %0.1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı geçen yıl 5.293 oldu. Türkiye'de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk 3 il sırasıyla 675 kişiyle İstanbul, 236 kişiyle İzmir ve 234 kişiyle Ankara olurken en az yaşlıya sahip ilk 3 il ise sırasıyla 3 kişiyle Ardahan, 6 kişiyle Bayburt ve 7 kişiyle Bilecik olarak kayıtlara geçti. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı da 8.2'ye yükseldi. Siz kaç yaşındasınız? 75. 75. Kendinizi peki kaç yaşında hissediyorsunuz? 50. 50. Sen yaşlanmışsın be amca. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden yaşlıların oranı 2014 yılında %62.8 iken bu oran geçen yıl %56.8'e düştü. Yaşlı nüfusun %56.2'sini kadın nüfus oluştururken %43.2'sini ise erkek nüfus oluşturdu. 2015 yılında yaşlı erkeklerin %53.4'ü, yaşlı kadınların ise %59.5'i mutlu olduğunu beyan etti. Kaç yaşındasın? 87. Sağlıklı beslenmede
dikkat edeceksin, yiyeceksin, içeceksin. Yattığın, kalktığın yere yavrum başka temizlik yapacaksın. Hı hı. Kötü gezmeyeceksin. Kendine dikkat edeceksin. Tabii. Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre tek başına yaşayan yaşlıların %76.5'ini kadınlar, %23.5'ini erkekler oluşturdu. Araştırmacı, ordunun tarihini araştırmak için maddi manevi tüm imkanlarını seferber eden tarihçi yazar, aynı zamanda eğitimci olan Hikmet Pala, 1880'li ve 1900'lü yılların ordu maden raporlarına ulaştı. Ordulu araştırmacı tarihçi yazar ve aynı zamanda eğitimci Hikmet Pala, ordunun tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Neredeyse varını yoğunu ordunun tarihi araştırmasına harcayan tarihçi Hikmet Pala, son olarak ordunun Maden Raporu adlı 3 kitapçığa ulaştı. 1880 ve 1900'lü yıllarda Fransızca ve İngilizce olarak yazılan Pasta ve Bolaman Maden Raporları başlıklı kitapçıklarda Pasta'nın yanı sıra ordunun Kabadüz, Gülyalı ve Gölköy gibi ilçeleriyle bazı köylerde çıkarılmayı bekleyen madenler rapor haline getirilmiş. Bu raporları Türkçe'ye çevirten tarihçi Hikmet Pala, o dönemlerde Fransız, İtalyan ve Ermeni vatandaşların Osmanlı hükümetinden izin alarak maden ocağı işlettiği bilgilerini ve bu bilgilerin yer aldığı raporu ise Fransa'ya gönderdiğini ortaya çıkardı. Osmanlı döneminde Ordu'da madenlerin hangi köylerde hangi madenler olduğuna dair örneğin 1880 yılı ile ilgili şöyle bir net bilgi verelim. Yaraşlı, Çerli, Saray köylerinde manganez madenleri var ve bu madenlerin işletmesi için 1880 yılında Fransız bir kişi, Oçermin Galya isimli bir şahıs ruhsat alıyor. Örneğin 1892'de Ebul Hayır Sayaca, yani Gülyalı'da Sayaca köyü için manganez madeni var ve İtalyan Bartzili isimli bir İtalyan vatandaşı bu madenin çıkartılması ile ilgili Osmanlı'dan, Osmanlı Devleti'nden ruhsat alıyor. Yine mesela Hapsamana, yani Gölköy'ün Damarlı köyündeki maden için Osmanlı vatandaşı bir Ermeni, Ezenoğlu Arşavaril isimli bir Osmanlı vatandaşının maden imtiyazı aldığını görüyoruz. 1903 tarihli bir rapora göre Ordu ve Giresun'daki 11 maden işletmesinden 29 bin kuruşluk vergi alındı ve bu vergilerin çoğununsa Bakacak ve Canlas'taki maden ocağı işletmelerinden elde edildiği bilgisi yer aldı. Örneğin Bakacak'ta, Canas'ta, yani bugün Hacılar Başköy köylerindeki gümüşlü kurşun madeni var mesela o dönemde. Bakır var mesela. Bura için de 1883'te Vichan Rahniçi isimli bir yabancı kişinin ruhsat aldığını görüyoruz. Mesela 1903 yılı ile ilgili bir veri var elimizde. 29 bin kuruşluk vergi alınıyor. Ordu ve Giresun bölgesindeki 11 tane maden işletmesinden 29 bin kuruşluk bir vergi alınıyor ki bu Ordu ve Giresun bölgesindeki madenlerden alınan verginin neredeyse yarısı sadece Bakacak ve Canas'taki bu Vichan Rahniçi'nin işlettiği maden ocağından elde ediliyor. Demek ki çok verimli bir maden ocağından bahsediyoruz. Pala'nın ulaştığı maden raporları kitapçığında ayrıca bugün Kabadüz'de faaliyet gösteren maden ocağının 1883 yılına ait raporları da yer alıyor. Bugün Kabadüz'de faaliyet gösteren maden ocağının 1883 yılına ait yine bir raporu var. O raporda işte katırlarla, eşeklerle maden çıkartılan madenin nasıl taşınacağına yönelik bir rapor yazılmış ve bunlar maden sahiplerine sunulmuş. Ünye'den sosyal hayattan, güncel hayattan bir haber paylaşacağız şimdi. Ünye sokaklarında sesli müzik dinleyerek dolaşan yaşlı adam görenlerin ilgisini çekiyor. Bu şekilde müzik dinlemesinin altında ise ölen yeğeninin acısı var. Ailesinde pehlivanların da olduğunu söyleyen 98 yaşındaki Osman Turgut, boynuna astığı cihazla Ünye sokaklarında sesli müzik dinleyerek dolaşıyor. Şaşkın bakışlar arasında gezen Osman Turgut, Ünyelilerin ilgisini çekiyor. Sosyal medyada Dede FM olarak bilinen Osman Turgut, Ünyeliler tarafından paylaşım rekoru kırıyor.
Evde dinlediği müzikleri bir kağıda not alan FM dede düzenli olarak yanında taşıdığı flaş belleğiyle bir CD'cinin yolunu tutuyor ve her gün flaş belleğine bu şarkıları yükletiyor. Aklıma radyoda, evde, televizyonda aldım, hoşuma gideni listeyi alayım, yetmeyeni es geçeyim. Seçmeleri yazayım. Boynuna astığı müzikçalarla Ünye sokaklarında dolaşan Osman Turgut, Türk halk müziği, sanat müziği ve bazı pop müziklerini dinliyor. Türk sanat olsun, Türk halk müziği olsun, pop müziği olsun. Erzurum Başbarı, efendim, Diyarbakır sıra geceleri, her türlü var, halen de var. Osman Turgut ölen yeğeninin acısını müzikle tindiriyor, yeğeninin ölümüyle kahırlandığı ve bu nedenle kendini müziğe verdiğini belirtiyor. En son yeğenim öldükten sonra kahırlanıyorum, aklıma geliyor. Güreşçiydi, futbolcuydu, bokserdi, her şeyi bilen kişiydi, çok efendiydi. Seni mesela karşısında rakibi rakavut edeceği zaman da bırakıdı. Dinlediği müzikleri nasıl seçtiğini de anlatan Osman Turgut, kimseyi rahatsız etmemek için düşük sesle müzik dinlediğini söylüyor. Ben kafama göre ağır açarım, yüksek sesini açarım, her yerde de yüksek sesi açmam çünkü patavatsız adam çok var. Hop bak ne yapıyorsun, rahatsız ediyorsun falan dedi miydi? Onun için kimsenin işine karışmam. Ne diyelim, Allah daha uzun ömür versin Osman dedeye. Sayın seyirciler, kırmızı ette tavan fiyata rağmen kıyma ve kuşbaşı ilden ile fiyat farklılığı gösteriyor. Doğudan batıya gittikçe fiyatların artması büyük şehirlerin tavan fiyata uymadığını ortaya koyuyor. Et fiyatlarının yükselmesiyle birlikte lokantalardaki yemek fiyatlarında da yükseliş meydana geliyor. Lokantacılar Yönetim Kurulu Denetim Kurulu üyesi Suat Layık, devletin direkt destek vermesi gerektiğini söyledi. Kırmızı et fiyatlarında sular durulmuyor. Türkiye geneline bakıldığında kasaplardaki fiyatların marketlere göre daha yüksek olduğu görülüyor. Kasaplar zincir marketlere oranla daha düşük miktarda alım yapmaları ve kira gideri gibi maliyetleri sebebiyle eti pahalıya satmak zorunda kalıyor. Et fiyatlarını değerlendiren Lokantacılar Yönetim Kurulu Denetim Üyesi Suat Layık, yaz aylarının gelmesiyle et satışlarında artış olabileceğini söyledi. Yaz dönemi düğünler başlayacak. Yine ekstra bir talep olacak. Tabii günler uzadığı zaman piknik işi falan da çıkıyor. Et sirkülasyonu hemen hemen kışın iki katına çıkıyor. Ha, bu dönemde ben tahminim odur ki Mayıs ayı gösterecek kendisini. Sanki şu anda bir çıkacakmış gibi bir kıvırdanmalar da başladı. Et fiyatlarının en çok vatandaşla birlikte lokanta sahiplerini etkilediğini söyleyen Suat Layık, yahni gibi et yemeklerinin yapımının azaldığını belirtti. Lokantacıların kar olayı oldukça düştü. Tabii düşünce lokanta esnafı sıkıntı yaşamaya başladı. Maalesef her lokantada artık yahni çorbası bulamıyoruz. Pahalı. Zarar ettiği ürünü niye yapsın vatandaş? Böyle geçiştiriyorlar. Yani muhakkak birinci derecede lokantacılara yansıyor bu. Et fiyatının yüksek olması onları tabii haliyle vatandaşa yansıyor. Et sadece yahniden değil, birçok yemekten de çıktı. Sofralara ise el yakan fiyatı yüzünden zaten gelemiyor. Yaz aylarının gelmesiyle et piyasasında fırsatçıların da ortaya çıkacağını söyleyen Suat Layık, çözüm yolunu ise şu cümlelerle ifade ediyor. Devletin verdiği destekler de var. Faizsiz kredi veriyor veya ahır yaptırıyor. Ama onlar hiçbiri bunun kadar etkili olmuyor. Ne zaman üreticiye direkt bizim devletimizle destek vermeye başladığında böyle hiçbir sıkıntımız, sorunumuz olmaz. Ama bu şartlarda devam ettiği sürece ithalden başka da çare yok. Vatandaş daha ucuz olmalı ki herkes yesin yani. Bir tek ben yemem de olmaz ki.
Geçtiğimiz hafta kış mevsimini yeniden yaşayan ve kar altında kalan orduyu şimdi de fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji ve Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre vatandaşların özellikle Perşembe günü şiddetli fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Kar ve soğuk hava gitti, fırtına bekleniyor. Geçtiğimiz hafta orta ve yüksek kesimleri kar yağışı altında kalan ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına indiği Ordu'ya bu sefer de fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu sabah 36 kilometre arasında fırtına beklendiği uyarısı yapılırken fırtınanın Perşembe günü hızını artıracağı ve saatteki hızını 40 ile 60 kilometre ve yer yer 70 ile 90 kilometre esmesi beklendiği duyuruldu. Yine lodos batı ve iç kesimlerde etkili olmaya devam edecek. Perşembe günü de sıcaklıklar yağışla birlikte biraz düşse de yine mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Diğer kalan alanlarda herhangi bir yağış beklentimiz yok. Parçalı az bulutlu yer yer özellikle Karadeniz kıyı kesimlerinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ama cuma günü işler biraz değişecek. Cuma gününün tahminlerine baktığımızda neredeyse yurt genelini etkisi altına alan bir yağışlı sistemden bahsedebiliriz. Yurdun büyük bölümünde yağışlar göreceğiz. Öte yandan Ordu Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada kuvvetli esmesi beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz taşınımı ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isterken, olası can kayıplarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği uyarısını yaptı. Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından orduda çalışan yöneticilere ve eğitim hemşirelerine yönelik 3 gün süreli iletişim ve kişisel gelişim eğitimi verildi. Karnınız ağrıyorsa, kalbiniz sıkışıyorsa, nabzınız artıyorsa o zaman siz büyük ihtimal tepkisel bir insansınız. Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından orduda görev yapan çok sayıda sağlık personellerine yönelik iletişim ve kişisel gelişim eğitimi verildi. Mesela genç derken Y koyup söyleyin. Bir daha. Çok güzel. Benzin değil. Ben yani. Altınordu ilçesinde bulunan özel bir otelin salonunda gerçekleştirilen iletişim ve kişisel gelişim eğitimi programına çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Düzenlenen programda alanında uzman kişiler tarafından sağlık çalışanlarına yönelik mobbing eğitimi, personel motivasyon teknikleri, öfke ve stres yönetimi, zor insanlarla başa çıkma, iletişim beden dili ve sunum teknikleri, hitabet ve diksiyon eğitimi verildi. Ordu ilinde 12 hastanemiz var. 12 hastanemiz içerisinde bizim hastane müdürlerimiz, başhemşirelerimiz, eğitim hemşirelerimiz başta olmak üzere yaklaşık 40 kişiden oluşan bir ekibe bunlar bu eğitimlerimizle alakalı süreci yöneten arkadaşlarımız başta olmak üzere, başhekimlerimiz dahil olmak üzere bu arkadaşlarımıza biz 3 günlük kişisel gelişim ve iletişimle alakalı bir eğitim planlayı verdik. Bununla alakalı da biraz evvel de Fulya Hanım da ifade ettiği gibi bu iletişimin çok önemli olduğu biz bilinci içerisindeyiz. Çünkü bize gelen hastalarımız, yakınları, refakatçilerimizin hepsini biz iyi bir iletişim kanalı açarak biz bunlara daha iyi yardımcı olabiliriz. Hangi işi yaparsak yapalım, iletişim çok önemli. Hayatımızın en önemli noktası hiçbir şey yapmıyor olsak bile aile içerisindeki mutluluğumuz için, aile başarısı için bile birbirimizi doğru anlamak, kendimizi doğru ifade etmek durumundayız. İşte hastanede doktorlar için, hemşireler için, sağlık personeli için, işte adliyede avukatlar için, hakimler için birebir insanla karşı karşıya olan meslek gruplarında iletişim çok daha önemli. Bugün de o meslek gruplarından biriyle beraberdik. Benim için çok keyifli oldu. Umarım onlar için de aynı şekilde geçmiştir. Programın sonunda eğitime katılan TRT spikeri Fulin Arıkan'a Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Murat Küçükoğlu çiçek takdiminde bulundu. Biraz önceki son dakika gelişmemizi bir katkıda daha bulunayım. Bir son dakika haberi daha geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ve Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve Ordu heyetinin birlikteliği devam ediyor. Şu saatlerde aldığımız bilgiye göre de birlikte bir değerlendirme toplantısı yapıldı ve yemeğe geçildi sayın seyirciler. Giresun'un Bulancak ilçesinde Karadeniz'in önemli siyaset ve iş dünyasının isimlerini bir araya getiren bir açılış yapıldı.
Bu isimler petrol istasyonu açılışı için bir araya geldi. Bulancak'ta sermayesi devletin, kazancı milletin sloganıyla yeni bir işletme açıldı. Açılış törenine ilgi oldukça yoğundu. Bulancak Sanayi Sitesi yanındaki petrol istasyonu alanında yapılan açılış öncesi Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar işletmenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Her zaman iş ve üretim peşinde olan bir kardeşimiz, bir aile yapısı. Dolayısıyla bu yapıyı takdir etmemek mümkün değil. Biz kendi çalışmalarının bereketli olmasını temenni ediyoruz. Bu iş yerinin de tekrar hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Kendisine, ailesine ve ilçemize bereket getirir. Özellikle belediye başkanlarının zamanının %90'ını iş konusunda işsizlere cevap vermekle geçiyor. Belediye başkanlarının asli işi iş üretmek, daha doğrusu hizmet üretmek ama işsize iş bulmak değildir. Fakat ilçemizde ve Türkiye'mizde bu böyle anlaşılıyor. Günümüzün %90'ı, zamanımızın %90'ı tamamen İnsanlara iş konusunda cevap vermekle geçiyor. Kalanın %10'u da belediyecilik ve sosyal hizmetler yapma noktasında kendimize zaman buluyoruz. Dolayısıyla üretim yapan arkadaşlarımızın biz hiçbir şekilde karşısında olma değil, sürekli yanında ve arkalarında destekçiyiz. Ne kadar üretirlerse, ne kadar elemana istihdam alanı açarlarsa biz ondan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir hizmet diyoruz. Bu haberle akşam bülteninin bugünlük de sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Ekonomideki gelişmeler ve paranın notları birazdan ekranlarınıza gelecek. Spordaki gelişmeleri ise Mustafa Özdoğru sizlerle paylaşacak. Ekranlarınızın altında görüyorsunuz TV2 WhatsApp ihbar hattına haber olur dediğiniz her şeyi, her görüntüyü bekliyoruz. 0546 452 0222 telefon numaramız. Yarın akşamki randevu saatimiz yine 18.30 olsun. O saate dek, o güne dek mutlu kalın, esen kalın. En önemlisi huzurlu kalın. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.69 düşüşle 80.383 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi önceki kapanışa göre 1382 puan azalırken toplam işlem hacmi 5.2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık Endeksi %1.18, Holding Endeksi %2.20 değer kaybetti. Günün en fazla kazandıran sektör endeksi %0.4'te bilişim. En çok değer kaybeden sektör endeksi ise %4.16 ile metal, eşya, makine oldu. Paranın notlarına bakıyoruz. Dolar %0.23 artışla 2 lira 87 kuruş. Avro'da ise düşüş yaşandı. Avro %0.9 düşüşle 3 lira 21 kuruş. Altın fiyatlarına göz atalım. 24 ayar külçe altının gramında bugün %2.11 düşüş yaşandı ve günü 112 lira 59 kuruştan kapattı. Çeyrek altın 184, yarım altın 368 lira, ata tam altın 735, cumhuriyet altını 761 lira. Ordu Ticaret Borsası'nda bugün fındık 9 lira 30 kuruştan işlem gördü. Mutlu akşamlar, Spor'un doğru adresi TV52'ye hoş geldiniz. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta tutunmaya çalışan Ordu Spor deplasmanda karşılaştığı Alpedo Kahramanmaraş Spor ile golsüz berabere kaldı. Mor Beyazlı kulüp karşılaşmanın 4. dakikasında Mehmet Arı ile penaltı atışından yararlanamadı. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta tutunmaya çalışan Ordu Spor deplasmanda karşılaştığı Alpedo Kahramanmaraş Spor ile golsüz berabere kaldı. Ordu Spor karşılaşmanın 4. dakikasında Mehmet Arı ile penaltı atışından yararlanamadı. Burak Özsoy'un kart cezalısı Emre Gemici, Yunus Şimşek, Arda Arslan, Safa Serbest ve Ardahan Gündoğdu'nun sakatlıklarında Kahramanmaraş deplasmanına 17 futbolcu ile giden Mor Beyazlar ligin ikinci yarısında ilk beraberliğini aldı. Kalede Kaan Kars'ın devleştiği karşılaşmada Yasin Öztop
Doğancan Aynacı, Mehmet Arı ve Burak Saban ön plana çıkan futbolcular oldu. Ordu Spor, Alpeto Kahramanmaraş Spor karşısında almış olduğu 1 puanla puanını 17'ye çıkardı ve avarajla 17. sırada yer aldı. Mor Beyazlar 27 Mart Pazar günü 19.50 stadında Ümraniye Spor'u konuk edecek. Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı'nda sessizlik sürüyor. Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı'nda sessizlik sürüyor. Yabancı sporcularının tamamını kaybeden diğer basketbolcuların ise maçtan maça sahaya çıkmaları sonrasında Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı son 3 karşılaşmasından da rakipleri karşısında farklı mağlubiyetler aldı. Kadın basketbolun köklü takımlarından BOTAŞ Spor'u konuk edecek olan Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı ligin bitimine 3 hafta kala bir alt kümeye düşen ilk takım oldu. Ligin ilk yarısında Eurocup'ta ilk 16 takım arasına girmeyi başaran Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı'nın bir alt kümeye düşmesi spor kamuoyunu şaşırtırken yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrasında bu takımın bir alt ligde tutunması bir hayli zor görünüyor. Ordu 1. Amatör Lig'de lig heyecanı sona erdi. Şimdi sıra playoff ve playoff karşılaşmalarına geldi. İlk maçlar ekstra playoff ve playoff müsabakalarıyla başlayacak. O maçların tarihleri de belli oldu. Playoff yükselme maçları 26 Mart Cumartesi günü ligden düşecek takımı belirleyecek maç ise 27 Mart Pazar günü oynanacak. Ordu 1. Amatör Lig'de lig heyecanı sona ererken şimdi sıra playoff ve playoff karşılaşmalarına geldi. İlk maçlar ekstra playoff ve playout müsabakalarıyla başlayacak. Gözler ligden düşecek takımı belirleyecek baraj maçı ile playoff'a yükselecek son iki takımı belirleyecek ekstra playoff maçlarına çevrildi. İl Tertip Komitesi lig maçlarının sona ermesinin ardından yaptığı toplantı sonucu her iki kategoride de oynanacak maçların programını belirledi. Buna göre playoff yükselme maçları 26 Mart Cumartesi günü ligden düşecek takımı belirleyecek maç ise 27 Mart Pazar günü oynanacak. A ve B grubunu 4. ve 5. sırada bitiren takımların çapraz eşleşme sonucu karşı karşıya gelecekleri ekstra playoff maçları 26 Mart Cumartesi günü oynanacak. B grubunu 4. sırada bitiren Demirspor ile A grubunu 5. sırada bitiren Kirazlımanspor arasında oynanacak mücadele Durugöl Birnoğlu sahada saat 11'de, A grubunu 4. sırada bitiren Gölköyspor ile B grubunu 5. sırada bitiren Soyaspor Gençlik Takımı Durugöl Birnoğlu sahada saat 14'te karşı karşıya gelecekler. Bu iki karşılaşmaların galipleri playoff finallerinde mücadele etme hakkı kazanacaklar. Peki ligden hangi takım düşecek? Ligden düşecek takımı belirleyecek karşılaşma 27 Mart Pazar günü oynanacak. A grubunda sezonu 2 puanla son sırada tamamlayan Çatalpınar Spor ile B grubunu 8 puanla son sırada bitiren Kabataş Spor arasında oynanacak olan mücadele Fas'a ek sahada oynanacak. Bu zorlu müsabakanın başlama saati ise saat 12. 2015-2016 sezonu Ordu 1. Amatör Lig playoff maçlarının programı ise önümüzdeki hafta yapılacak tertip komitesi toplantısında belli olacak. Ordu 2. Amatör Lig'de 2015-2016 futbol sezonu başlıyor. Toplam 11 takımın A ve B olmak üzere iki grup halinde mücadele edeceği lig 27 Mart Pazar günü başlıyor. Delikalı Spor ise son anda ligden çekildi. Ordu 2. Amatör Lig'de 2015-2016 futbol sezonu başlıyor. Toplam 11 takımın A ve B olmak üzere iki grup halinde mücadele edeceği lig 27 Mart Pazar günü başlıyor. Delikaya Spor ligden çekildi. 27 Mart Pazar günü oynanacak müsabakalarla başlayacak 2015-2016 sezonu Ordu 2. Amatör Lig'de Delikaya Spor maddi olumsuzluklardan dolayı ligden çekildiğini duyurdu. Fikstürde B grubunda bulunan Delikaya Spor ligin ilk haftasında Fassa Spor ile karşı karşıya gelecekti. Delikaya Spor'un ligden çekilmesiyle B grubunda mücadele edecek takım sayısı 5'e düştü. Ordu 2. Amatör Lig 1. hafta programı şu şekilde. Eski Pazar Spor, Doğa Spor, Kumru Esnaf Spor, Ünye Gençler Birliği, Çaybaşı Spor, İstanbul Boğazı Spor, Fevzi Çakmak Spor, Çınarlık Spor, Dumlu Pınar Spor, Mesudiye Spor, Fassa Spor, Delikaya Spor. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin haberiniz olsun. Mutlu akşamlar.